Sevgili seyirciler, Deniz Genç, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan'ın idam edilişinin üzerinden 45 yıl geçti. 45. yılda Denizleri bir kez daha anıyoruz. Bugün buna ilişkin bir program yapmayı düşündük ve 68 Hareketi'nin önderlerinden Aydın Çubukçu ve Mustafa Yalçıner konuklarımız. Öncelikle ben bir kez daha anarken 68'i ve günümüzü de günümüze de günümüzden bakarak da 68'i anlatmaları için değerli konuklarımızdan rica ettim. Mustafa abiyle isterseniz başlayalım. Mustafa abi, bugünden bakınca 68'i nasıl görmeliyiz? 68'i tabii öncelikle herkesin ayakta olduğu bir dönem olarak görmeliyiz. Ayakta olmak ve istemek. Ama istediğini almaya uğraşırken önce karşıda duranlara yüksek sesle bir hayır demek. Ben karşıyım demek. Bu kötü demek. Biz kötüyü istemiyoruz. Halk kötüye layık değil demek. Ve iyi diye kafamızda canlandırdığımız, özlediğimiz, yaşanılası bir dünyayı var etmek için gözü karartmak ve her şeyi bir tarafa bırakarak değiştirmeyi istemek demek, dönüştürmek demek. Halkın eskisinden daha iyi değil sadece ama sömürülmeden yaşaması. Yoksulluğa kurban edilmeden yaşamını sürdürebilmesi. Çalışması, yemesi, içmesi, gülmesi, oynaması ama bütünüyle üzerinde zorbalık ve baskı olmadan kendi bildiğince yaşayabilmesi. Özlemimiz bu. Tabii biz o zaman da sosyalistiz diyoruz. Sosyalizmi istiyoruz. Sosyalizm diye çıkıyoruz ortaya. Değiştirmeyi istediğimiz şey de şimdi de biliyoruz. O zaman da kafamızda öyle kapitalizm. Tabii şunlar ayrıntı. Nasıl değiştirecektik, ne kadarını değiştirebilirdik, doğru mu düşündük, yanlış yoldan mı, doğru yoldan mı gittik? Şimdi bütün bunlar hepsi tartışılabilir. Hele üstünden 45 yıl geçtikten sonra bu konularda söz söyleyecek olanlar çoktur. Öyle değil de şöyle yapılsaydı, böyle değil de şuradan tutulsaydı. Yani bunları herhalde herkes çok kere söylemiştir. Ama bunların ben çok fazla önemli olmadığını düşüncesindeyim. Tabii ki kim istemez ki başladığında bütünüyle doğru, bütünüyle başarıyı sağlayacak türden ve bütün bir halkın ayağa kalkışıyla her şeyi koparıp alabilesin. Her şeyi dediğim en başta iktidarı alabilesin. Böyle bir şey değil, olmadı zaten. Biz belki geriye kalanlar içinde işte bir avuç insan olduk. Ama en iyilerimizi aldılarımızdan aldılar. İşte Denizler, Deniz, Yusuf, Hüseyin idam sefasına çıkarıldılar. Aramızdan alınıp götürülüp idam edildiler. En iyilerimizdi. Gerçekten en iyilerimiz gitti. Daha iyisini yapabilir miydik? Kuşkusuz yani bugünden bakınca herkes tabii ki şunlar da yapılabilirdi diyecektir. Ben 70'te 20 yaşındaydım. 68'de 18 yaşındaydım. Deniz benden 3 yaş büyüktü. Hüseyin bir yaş büyüktü. Yusuf da öyle. Şimdi herkes etrafındakilere bakabilir. 18-20 yaşında gençler. Nereden ne kadar sorumlu tutulabilirler? Onların isteklerine, özlemlerine, bu istedikleri şeyin haklı ya da olup olmadığına, meşru olup olmadığına, ancak bunlara bakılarak herhalde doğru yaptılar ya da yanlış yaptılar denebilir. Yoksa yürüdükleri yol, bugün o yoldan gidilir, yarın başka bir yoldan gidilebilir. Bunun önemi yoktur. İstediğimiz yalan mıydı? Haksızlık için mi çıktık ortaya? İnsanları aldatmaya mı çalıştık? Halk yüzümüze mi tükürdü? Küfür mü etti arkamızdan? Tabii bunların hiçbirisi yoktu. Milyonlarca yaşadığımız dönemi söylemek istiyorum en çok. Gerçekten en az 1 milyon tane Deniz isminin çocuklara takıldığını ben biliyorum. En az 1 milyon. Yusuf, Hüseyin, İnan, Sinan. Yani şurada bir tartışma olmadığını sanırım. Halk kendisi için yola düşenleri,
kendisinin iyiliğinden başka hiçbir şey istemeyenleri, onlara bir çöp bile zarar vermekten kaçınanları bağırlarına bastı, yüreğinde yaşattı. Hala yaşatmayı sürdürüyor. Çocuklarının isimlerini taktı. Onları yüceltti, efsaneleştirdi. Yere göğe sığdıramadı. Kötü mü yaptılar Adin abi? Elbette denizlerin halk tarafından bu kadar benimsenmesi ve sevilmesinin belli bir sebebi vardır. Halkın umutlarıyla onların umutlarının kesiştiği bir nokta. Asıl önemli olan bu. Onlar mücadele ederlerken pasif, içine kapanmış ya da ne yapacağını bilmeyen bir halkın içinde hareket etmiyorlardı. Mücadeleleri böyle bir zeminde gerçekleşmedi. Hem dünya çapında hem de Türkiye çapında o günlerde, o zamanlarda işçi, emekçi yığınlarının önemli mücadeleleri vardı. Dünya bir yandan emperyalizme karşı savaşan halklar dünyasıydı. Ama Türkiye içinde de işçi ve emekçi hareketi son derece önemli gelişmeler gösteriyordu. Düşünelim ki o zaman Türkiye'nin %60'ı kırsal nüfus olarak geçiyordu. Yani köylülerin çok ağırlıklı bir rolü vardı sosyal hayatta. Ve bu köylü yığınları, emekçi köylü yığınları, üretici köylülük pek çok alanda kendi haklarını savunmak için ciddi mücadeleler veriyor ve örgütlü hale geliyordu. Mitingler, toprak işgalleri, sürekli olarak kendi seslerini duyurmak üzere yaptıkları yerel boykotlar vesaire, bütün bunlar önemli köylü hareketlerinin işaretleriydi. İşçi sınıfı zaten büyük kentlerde çok ciddi bir mücadele sürdürüyordu. Fabrika işgalleri, boykotlar, grevler, ardı arkası gelmeyen grevler ve kitlesel mücadelelerle işçi sınıfı da toplumsal muhalefet içindeki yerini önemli gösteriyordu. Şimdi böyle bir ortamda gerek dünyanın gerekse Türkiye'nin koşullarında denizlerin mücadelesinin sempatiyle karşılanmaması çok mümkün değil. Halkın bir umudu vardı. Kendi adına mücadele eden insanların umuduyla da bu kesişiyordu. Tabii yöntemler ayrıca tartışılabilir. Bunlar eleştirilebilir. Eleştirilmiştir de. Ama denizlerin mücadelesini kabul eden, ona sempatiyle bakan yığınların ruh durumunu anlamak lazım. Bu mücadele isteği, özgürlük duygusu, daha iyi bir dünya için mücadele edilebilir olduğuna inanmak ortak duyguydu. Şimdi geçmişe bakınca halkın denizler için efsaneler yarattığını, ağıtlar yaktığını, onları belki de olmadıklarından çok daha etkili ve büyük devrimciler olarak anılarında sakladıklarını görebiliyoruz. Ama bunun sebebi doğrudan doğruya aynı umutları, aynı özlemleri duymuş olmaları ve mücadele gereğini birlikte hissetmeleriydi. Şimdi yolu bir tarafa bırakalım. Şuradan değil de buradan yürüme. Bunlar tartışılabilir. Bugün başka şey yapmak gerekebilir. Başka türlü davranmak gerekebilir. Şu temel tutumları, şu temel duruşları, içinde yaşadıkları düzeni, bugün çok farklılaşmayan düzeni, bu haksızlıklar, kötülükler, adaletsizlikler düzenini, aynı düzeni bugünkünü kabul mü etselerdi? Sessiz mi kalsalardı? Halkın iliğine kadar sömürüldüğü, işçilerin çalıştırıldığı ama karşılığında 3 kuruşa ancak razı gelmelerinin sağlandığı, sağlanmak istendiği, örgütlenelim, sendikal mücadele yapalım dendiğinde üstlerine varıldığı, grevlerinin yasaklanmaya çalışıldığı, esnafın raflarını bir türlü dolduramadığı, köylünün ürettiğinin karşılığını alamadığı ya da ekecek toprak bulamadığı. Düşünün Elmalı köylülerini örneğin ya da Bafa'yı. Şimdi ne yapsalardı, hiç sessiz mi kalsalardı, ses çıkarmasalar mıydı? Ya da başta Amerika olmak üzere emperyalistler
talana geliyorlar. O zaman sayı 100'dü. 101 deniyordu hatta. Üstler açıyorlar, tesisler kuruyorlar. Ve ülkeye kendi çıkarlarını ve bu çıkarlar doğrultusundaki politikalarını dayatıyorlar. Örneğin bağımsız Türkiye demesinler miydi? Ağızlarının dolusunca bir hayır, bu böyle olmaz, biz bunu istemiyoruz. Bu yaşanacak bir ülke değil. Biz bağımsız bir ülke istiyoruz. Biz insanların sömürülmediği bir dünya istiyoruz demeseler miydi? Ya da baskı, zorbalık, Filipin demokrasisi diyorduk. Kırıntı, demokrasi denmeyecek şeyler. Tıpkı bugünkü gibi. Demokratik Türkiye, gerçekten demokratik Türkiye demeseler miydi? Bunu istemeseler miydi? Şimdi bırakalım, şuradan yürüdük, buradan gittik falan. Bunlar bir tarafa bırakılabilir. Bunlar değişir. İnsanların eğilimleri de değişebilir. Ama bu gerçek. İçinde yaşanılamayacak bir dünya ve bir dünyaya tepki vermek. Bu dünyayı değiştirmeye çalışmak. Devrim yani. Bu dün de bugün de doğru olandır ve bu yapıldığı için insanlar yüceltmiştir denizleri. Bu düzene karşı tutum aldıkları için ve karşı tutumlarını mücadele etmeye yönelttikleri için, halklara bir mücadele çağrısı yaptıkları için denizler yüceltilmiştir. E bu yanlış değildir. Bu tutum doğrudur. Karşı çıkmak ve değiştirmeye yönelik mücadele etmek. Üstelik bunu uzlaşmadan, canım olabilir, şunlarla yetinilebilir, şu reformlarda kafidir demeden, iyileştirmelere eyvallah demeden, bunları reddetmeden tabii ama hayır, ben emperyalistlerin olmadığı, ben demokratik bir Türkiye'de yaşamak istiyorum, bu düzenin değişmesini istiyorumu can bedeli savunmak, buradan yürümek. Bunlarda bir yanlışlık yoktur. Bunlar sadece işte hayali midir değil midir tartışması yapılacak şeyler de değildir. Bunlar tamamen gerçektir. 68'in gerçeği de asıl bunlardır. Bu bugünün de gerçeğidir. 68 onun için bugün de hala öykünülen bir şeydir. Hala 68'li olmak işte iyidir denir. Öykünülür, istenir. Hiç de layık olmayanlar da ben 68'liyim derler bu nedenle. 68'li olmak bugün oldukça değişik şekillerde anlaşılabiliyor Mustafa. Bir 68'lilik imajı var. Bu denizlerin temsil ettiği imgedir. Denizlerin temsil ettiği 68'liliktir. Deniz bu hareketin simgesidir. Diğer devrimci önderlerle kıyasladığımız zaman elbette Mahir'de, İbrahim'de, onlarla birlikte işte Kızıldere'de ölenler, idam sehpalarında can verenler, bunlar da 68'liydi ama hepsini ortaklaşa simgeleyen deniz olmuştur. Bu denizin kişiliğinde kendisini gösteren mücadeleci gençlik imgesidir. Fakat denizde fazla olan bir şey vardı. Deniz inisiyatif kullanmasını bilen ve kitleleri harekete geçirirken işin nereden nasıl kavrayacağını pratik olarak çok çabuk kestirebilen bir gençlik önderiydi. İki özelliğinden söz etmek istiyorum. Bu inisiyatifin yanı sıra kitleleri yönetmek, kitle eylemlerini nereye kadar ve nerede kesebileceğini bilmek gibi çok üstün bir özelliği vardı. Şöyle söyleyebiliriz, şimdi sen de bilirsin. Deniz'in önderlik ettiği kitle hareketlerinde öğrenci, gençlik asla polise ezdirilmemiştir. Kavgayı nerede keseceğini, ne zaman geri çekileceğini bilir. Ertesi gün daha büyük bir kalabalıkla mücadeleyi sürdürebilmek için onları motive edebilirdi. Herkes bilirdi ki mücadelenin en keskin anında, en sert anında bile nereye kadar gidilebileceğini iyi bilen bir önderleri vardır. O meşhur el kol hareketleriyle kitleleri arkasından sürüklerken nereye kadar ve ne zaman durdurabileceğini bilen bir adam, bilen bir gençlik önderi olarak hareket ederdi. Bu onun arkasında insanların
sürekli artan sayıda eylemlere gelmesinin başlıca sebeplerinden biriydi. Deniz kuşkusuz bir kitle önderiydi. Kitle önderiydi. Gerçek hareketi söz konusu olunca. Bir diğer özelliği ise pratik zekasıyla ilgili bir şey bu. Harekete geçirebileceği kitlelere nasıl bir şekilde sesleneceğini çok iyi bilirdi. Mesela şeyin çok ünlüdür o 6. filoyu Boğaziçi'nin sularına 6. filo erlerini döktükleri zaman meydandan oraya kadar giden yolun başında deniz tereddüt eden, ya nereden gideceğiz, gidecek miyiz, ne yapacağız, burada protesto edip dağılacak mıyız diye sorular ortada dolaşırken deniz arkadaşlarının omuzlarının üzerine fırlamış ve Nazım Hikmet'in o Güneşi İçenlerin Türküsünü adlı şiirini okumuştur. Akın var, akın güneşi, akın. Güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın deyip yolu göstermiştir ve insanlar bütün o gençlik kitlesi koşarak, koşar adım Dolmabahçe'ye inmiş ve 6. filo erlerini denize dökmüşlerdir. Orada tereddüt yoktur. Yani deniz tereddüt etmemiştir. Kitle tereddüt edebilir. Ne yapılacağını birilerinin söylemesini bekleyebilir. Protestomuz bitmiştir, dağılalım arkadaşlar mı denilecek başka bir şey mi? Deniz orada bir şiirle, o son derece coşturan bir şiirle bir çözüm bulmuştur. Bir başka tipik bir örnek şeyde Vedat Demircioğlu adlı öğrenci öldürüldüğünde polis tarafından yapılan bir yurt baskınında Vedat Demircioğlu adlı öğrenci öldürüldüğünde bütün öğrenci kitlesinde on binlerce insanda büyük bir öfke patlaması olmuştur. Bir cenaze töreni yapmak istemektedirler. Fakat polis cenazeyi vermez. Orada denizin pratik zekası devreye girer. Boş bir tabut bulunur ve onun arkasından yürünür. Herkes bilir bu boş bir tabuttur. Ama bir şeyi, mücadeleyi ilerletebilecek, kitleleri sürükleyebilecek bir simge lazımdır ve deniz orada onu yaratmayı başarmıştır. Önemli olan tabutun boş mu, dolu mu olduğu değil, o gencin öldürülmesine duyulan tepkinin nasıl seferber edilebileceğidir. Bunun için de o simgeyi deniz bu şekilde kullanmıştır. 68'de olmak biraz budur. Yani mücadelenin sorunlarına inisiyatif kullanarak çabuk ve etkili çözümler bulabilmek. Yoksa şimdi bugün bakıyoruz işte en gerici milliyetçi sloganlarla kendilerini politika yapıyor gibi gösteren kimileri de 68'de olduğunu söylüyorlar. Hükümet kuyrukçuluğu yaparak, hükümetin savaş politikalarına destek vererek, bunları vatan savunmasının bir parçasıymış gibi göstererek kendilerinin 68'de olduğunu söyleyenler var. 68'lik antiemperyalizmdir, 68'lik gericiliğe karşı tavizsiz mücadeledir. 68'lik kitlelerin devrimci heyecanı üzerinde hareket etme yeteneğidir. Boş palavradan gericilikle uzlaşarak, gericiliğin değirmenine su taşıyarak 68'lik olmaz ve böyle bir hareket içinde denizin adını kullanmak düpedüz sahtekarlıktır, alçaklıktır. Özellikle idam sehpasına gidilirken atılan sloganlar yaşasın Türk ve Kürt halklarının bağımsızlık mücadelesi, kahrolsun emperyalizm gibi işte o zamanki adaletsizliklere, işgallere vesaireye hayır demesi gibi. Bugünden baktığımızda aslında ülkemizde yaşanan sorunların ne kadar bir benzerlik teşkil ettiği ortada değil mi? Değişmiyor. Yani koşullar
O kadar ağır ve köklüdür ki ancak bir devrimle değişebilir bu koşullar. Bu sloganlardan vazgeçmemiz ancak devrimle mümkün olacaktır. Dolayısıyla aradan geçen 45 yılda bunların eskimesini sağlayacak herhangi bir değişim yaşanmadı. Dolayısıyla onların idealleri ve mücadele ettikleri sorunlar aynen yaşıyor ve yaşamaya devam edecektir. Bunlar yaşadıkça da Deniz, Yusuf ve Hüseyin'in adı bizim mücadelemizde daima bayrak olarak kalacaklardır. Deniz'in son sözlerine bakalım. Yaşasın işçiler ve köylüler diyor. Şöyle değil, yaşasın devrimciler demiyor. Müthiş bir halk sevgisi ve halka güven. Aslında orada özneyi söylüyor. İşçi sınıfı diyor, işçiler diyor, köylüler diyor. Aydın'ın dediği doğru, o zaman müthiş bir köylü var. %65'i nüfusun. İhmal edilir gibi değil. Ama altını çiziyor işçiler diyor. Burada kalmıyor. Yani biz laf olsun diye geçen bir işçi sözcüğünden söz etmiyoruz. Yaşasın Marksizm, Leninizmin yüce ideolojisi diyor. Bu işçi sınıfı ideolojisidir. Ondan sonra daha şurası yanlış mıydı, burası doğru muydu? Bunu tartışmak anlamsızlaşıyor. Yanlış varsa düzelt demek bu. Marksizm, Leninizmi rehber al demek. Deniz bunu söyleyerek gitti. Marksizm, Leninizmin yüceliğini bil diyor. Bize mesaj bırakıyor. Geriden geleceklere söylüyor bunu. Bu yolda yürüyün diyor. O zaman bilimi söylüyor. Kardeşi de öyle yazdı zaten. Bilim adamı ol diyordu. Ama bilimsel sosyalizm yolundan yürü. Söylediği Deniz'in budur. Diğerleri daha politik. Kahrolsun emperyalizm, yaşasın Türk ve Kürt halklarının bağımsızlık mücadelesi. Yolu söylüyor. Hangi aracın kullanılacağı, ne türden bir politika yapacağı, taktikler falan, bunlar gerçekten talidir. Denizleri anlamaya çalışırken. Asıl halka bağlılık, halkın kurtuluşu isteği. Kendi çıkarlarını halkın çıkarlarıyla birleştirmek, halkların kurtuluşu için var olmak. İşçi sınıfının kurtuluşuna yönelmek. Marksizmi kılavuz kabul etmek. Mücadele, devrim. Denizi deniz yapan, denizleri denizler yapan bunlardır ve bunlar hala bugün geçerlidir. Boşuna, yani şunu söyleyebiliriz. Şimdi %51-49 deniyor. Hile, hurda, zorbalık. Şimdi bütün bunlar hala geçerli. Tıpkı geçmişte olduğu gibi. Ama bütün bunlara hayır demeyi bilmek, yenilgiyi kabul etmemek, sonuna kadar gitmek, halktan yücesini de kabul etmemek, sürdürmek, geri çekilmek, sinmek, korkmak, arkanı dönüp kaçmak, deniz bunlar değil. Karşı çıkmak, düzeni değiştirmek, istemek ve mücadele etmek ve burada ayak diremek, uzlaşma da kabul etmemek. Ölümmüş, hoş geldin, sefa geldin de demek. Hayat böyle bir şey zaten. Deniz hayattır. Hayat devrimdir.